Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğa gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hac dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı ancak hedefleri bir, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın ilahi aşkla bir araya gelmesi ve birlikte Allah'a yönelmesidir. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar hem dayanışma ruhunu daha derinden ve daha coşkulu hissederler hem de birbirlerinin yanında ve arkasında olduklarını, birbirlerini desteklediklerini ortaya koyarlar. Bu sayede birlik içinde çokluğun ve çokluk içinde birliğin farkına varırlar. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hazreti İbrahim Kâbe'yi inşa ettikten sonra insanları hacca davet etmek üzere bu emri almış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de veda haccında bu daveti yenilemiş ve ebedileştirmiştir. Hac, İslam'ın beş temel esasından biridir. Hac, imkanı olan Müslümanların Kâbe'yi ve civarındaki kutsal yerleri belirlenmiş zaman diliminde usulüne uygun şekilde ziyaret etmesi ve belli dini görevleri yerine getirmesidir. Erkek olsun, kadın olsun, gücü yeten her Müslümanın ömründe bir defa hac etmesi farzdır. Aslında hac, bir taraftan maziye yapılmış, ibretli bir yolculukken, diğer taraftan da geleceğe yapılacak yolculuk için çizilecek hikmetli bir yol haritasıdır. Hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil eder. Böylece insan sonunda kendini bulacaktır. Hac için önce gerekli hazırlıklar yapılır. Varsa borçlar ödenir. Anne baba gibi büyüklerin hayır duaları alınır. Yakın ve uzakta bulunan dost, komşu ve akrabalarla imkanlar nispetinde karşılıklı ziyaretlerde bulunulup helalleşilir. Bütün bu hazırlıklar bir gün herkesin başına gelecek ölüme hazırlanmanın bir provasıdır aslında. Bununla birlikte hac için hazırlanan kişi, haccın son derece özel bir çağrı olduğu ve kendisinin de Allah'ın seçkin davetlileri arasına girdiğini ve onun huzuruna hangi ruh haliyle gideceğini idrak etmeli, niçin ve nereye çağrıldığını çok iyi anlamalıdır. Hac yolculuğunun aslında bir hak yolculuğu olduğunun farkına varmalıdır. Thank you.
Önce Mekke'ye gidilecekse havaalanında ihrama girilmesi gerekiyor. Önce Medine'ye gidecek olanlarsa ihrama oradan itibaren gireceklerdir. İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır. Abdest alınır, mümkünse gusledilir ve iki rekat ihram namazı kılınır. İhram, makamdan, mevkiden ve tüm imtiyazlardan soyunmanın simgesidir. Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, her türlü süs ve ziyneti bir kenara bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmüş olurlar. Böylece asıl elbisenin takva elbisesi olduğu bilincine varırlar. Aynı zamanda barışın sembolü de olan ihram, bu barışı sağlamaya yönelik olarak hacının hem şeytana hem de kendi şehvetine ve nefsine karşı giriştiği görünmez savaşta zırhı olacaktır. Edası itibariyle hac, ifrat, temettü ve kıran olmak üzere üç çeşittir. İfrat haccı, ihrama girilerek umresiz yapılan hacdır. Temettü haccı, önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır. Kıran haccı ise umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır. Temettü haccında önce umre yapılacağı için umreye niyet edilir. Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve umremi kabul eyle. Bu niyet günlük hayattan ebedi hayata geçme niyetidir. Yani ebedi ihramlı oluşa geçiştir. Ne için geldiğimizin bilincine varmaktır. Niyet edildikten sonra telbiye getirilir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Bu sözler dünyanın dört bir yanından gelen, renkleri, dilleri, ülkeleri ve kültürleri farklı fakat hedef ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın hep birlikte seslendirdikleri ortak bir ant, ortak bir parola olarak kutsal iklimde sürekli yankılanır. Niyet edip telbiye getirildiği için ihram yasakları da başlamış olur. Artık bu halde hiçbir kimseyle tartışılmaz, kavga edilmez ve kötü bir söz dahi söylenmez. Ayrıca hiçbir hayvan incitilmez, doğal bitki örtüsüne zarar vermek şöyle dursun, bir ağacın yaprağına bile ilişilmez. İhramlıyken tırnak kesmek, saç sakal tıraşı olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kılı koparmak, saç boyamak, oje, ruj, koku ve parfüm sürmek, eşiyle ilişkiye girmek veya buna yol açacak davranışlarda bulunmak, şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak da ihram yasakları arasındadır. Bu yasaklara uyulmadığı takdirde yasağın durumuna göre bir takım cezalar gerekir. Bu ceza bir kurban kesme cezası olabileceği gibi bir sadaka cezası da olabilir. Elbette ihramlıya her şey yasak değildir. İhramlı parfümsüz sabunla her türlü temizliği yapabilir, yıkanabilir, dişlerini fırçalayabilir. Diş çektirmenin, kan alıp vermenin, iğne yaptırmanın ve yara üzerine sargı sarmanın mahsuru yoktur. İhramlı kol saati, yüzük ve bilezik takabilir. Kemer kullanıp omzuna çanta asabilir. Yüzünü ve başını örtmeden battaniye, fike, hırka ve benzeri elbiseleri giymeden üzerine alabilir. Mikat sınırı, randevu bölgesine gelindiğinin habercisidir. Bunların tespitini Peygamber Efendimiz yapmıştır. Her randevunun belli bir zamanı olduğu gibi belli bir yeri de vardır.
İşte mikat, haccın başladığı yer ve zamanı ifade eder. Dolayısıyla mikat mahalline gelindiğinde büyük randevuyu, Allah ile buluşmayı ve ona kavuşmayı simgeleyen hac başlar. Bu yüzden mikata giren mümin, kendisini Tur Dağı'na Allah'la konuşmaya giden Hazreti Musa gibi hissetmelidir. Cidde Havaalanı'na inip Mekke'ye gitmek üzere otobüslere binilir. Ve işte şimdi yolculuk Mekke'ye. Mekke'de de kafilelerin düzenli bir şekilde kiralanan otellere intikali ve yapılan planlamaya göre yerleşimleri sağlanır. Otele yerleştikten sonra hazırlanıp kafile halinde Kabe'ye doğru servis araçlarıyla veya yaya olarak gidilir. Kabe'ye telbiye, tehlil ve salavat-ı şerife getire getire gidilir. Kabe görüldüğünde telbiye biter ve tekbir getirilir. Peygamber Efendimiz, Kabe'yi ilk kez görenlerin yaptıkları duanın kabul edileceğini haber vermiştir. Bu itibarla, içten geldiği gibi gözyaşlarıyla kapsamlı ve anlamlı dualar edilir. Kabe'nin dört köşesi bulunmaktadır. Bunlar, Rükn-i Hacer, Rükn-i Iraki, Rükn-i Şami, Rükn-i Yemani köşeleridir. Hacer-i Esved'in cennetten indirildiği, Nuh tufanı sırasında Ebu Kubeys Dağı'nda korunduğu ve Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşası esnasında oradan getirilerek şimdiki yerine konulduğu, onun Allah'a verdiği sözü yerine getirenlere şahitlik edeceği gibi hususları dile getiren çok sayıda rivayet vardır. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. Makamı İbrahim, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'le birlikte Kabe'yi yeniden inşa ederken, üzerine basıp iskele olarak kullandığı veya Hazreti İbrahim'in insanları hacca davet için üzerine çıktığı rivayet edilen taştır. Hacı, kılacağı tavaf namazı öncesinde veya sonrasında, Hazreti İbrahim misali, Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken, ayağını hangi sağlam temellere basması gerektiğini düşünmelidir. Tavafın, hatim denilen Kabe'nin kuzey tarafındaki yarım daire şeklindeki duvarın dışından yapılması gerekir. Mültezem, Hacer-i Esved ile Kabe kapısı arasında kalan kısımdır. Bazı hacıların gözyaşları içerisinde yapışıp inleyerek dua ettikleri yerdir. Temettü haccı yapıldığından önce umre tavafına niyet edilir. Kıran haccı yapanlar da umre yapar, lakin umreyi tamamladıktan sonra tıraş olmaz ve ihramlı bir vaziyette hac günlerini beklerler. İfrat haccı yapmak isteyenlerse kudüm tavafına niyet ederler. Tavaf abdestli olarak yapılır ve şöyle niyet edilir. Allah'ım, umre tavafını yapmak istiyorum.
bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Tavafa başlamadan önce erkekler, vücudun üst kısmını örttükleri ihramın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolu omuzla birlikte açıkta bırakırlar ki buna ıztıba denir. Tabi bu sadece peşinden sa'y yapılacak tavaflarda söz konusudur. Tavaf sona erince açıkta bırakılan omuz örtülür. Tavaf, Hacer-i Esved'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında 7 defa dönmektir. Tavafa, Kabe sol tarafa alınarak Hacer-i Esved hizasından başlanır. Hacer-i Esved'e dönülür, eller omuz hizasına kadar kaldırılarak Bismillahirrahmanirrahim denilerek Hacer-i Esved selamlanır. Hacer-i Esved'i selamlama, kulun Allah'a vermiş olduğu sözü yenilemesi anlamına gelmektedir. Ruhlar aleminde verdiği sözü, bu sefer de Kabe'de, Kabe'nin sahibinin önünde pekiştirir bu selamla. Hacer-i Esved'in hizasından başlanıp tekrar onun hizasına gelmekle bir şavt biter, yine Hacer-i Esved selamlanarak bir sonraki tura, yani şavta devam edilir. Ta ki 7 şavt bitene, yani tavaf tamamlanana kadar. Tavafın simgesel anlamı ise şudur. Nazargahı ilahi olan insanın kalbi, Beytullah, Allah'ın eviyle karşı karşıya gelir. Bunda aynı zamanda tavafın ne kadar kalpten ve gönülden yapılması gerektiğine de bir işaret vardır. Tavaf esnasında dualar, tekbirler ve tehliller getirilir. Tövbe ve istiğfarda bulunulur. Kur'an okunur. Peşinden say yapılacak tavafların ilk 3 şartında erkeklerin remel yapmaları, yani daha çalımlı yürümeleri sünnettir. Şartlarda bilinen dualar okunur. Bu dualar bilinmiyorsa tekbir, tehlil ve tesbihler söylenir. Duaları okurken yüksek sesle okumamak ve gösterişten kaçınmak gerekir. Tavaf, kuralları olan bir ibadettir. Tavaf esnasında geriye yürüyerek ters yönde yapılan şavtlar geçersizdir. Tavafta cep telefonuyla konuşmak, resim veya video çekmek ve dua ederken başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, haremin manevi atmosferine uygun değildir. Mümin, tavaf esnasında kardeşlerini incitmemeye özen gösterir. Rükn-ü Yemani kısmına geldiğinde Rabbena Atina ve Rabbena Firli dualarını okur. Hacerül Esved hizasına geldiğinde yine ona dönerek Bismillah, Allahu Ekber diyerek selamlar ve birinci şavt böylece tamamlanmış olur. Diğer 6 şavt da aynı usulle yapılır. Tevhidin sembolü ve Müslümanların kıblesi olan Kabe çevresinde insanların bu şekilde ulvi daireler çizerek dönmeleri, yaratıkların sürekli hareket halinde olduğunu, yüce yaratıcıya sürekli bir bağ içerisinde olduklarını temsil eder. Tavaf aynı zamanda Allah'a yaklaşmak için önce insanlara yaklaşmak gerektiğini de ifade eder. Kalabalığa katılmayı, müminler denizinde bir damla olabilmenin zevkine varmayı sağlar tavaf ve hacı olmanın yolu buradan geçer. Tavaf tamamlandıktan sonra şayet izdiham yoksa, Kabe kapısının birkaç metre ötesinde yer alan, makamı İbrahim'e yakın ya da o hizanın gerisinde uygun bir yerde 2 rekat vacip olan tavaf namazı kılınır. Namazdan sonra dua edilir, sonra da zemzem içilip serinlenir ve susuzluk giderilir. Tıpkı Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'in Kabe'yi ibadet için temizledikleri gibi, hacı da tavaf ederken gönül evi olan kalbini takva ile tertemiz yapar. Kalbindeki kirleri yıkar, yakar, yok eder ve zemzeme, arınma suyuna gelir. Bu mübarek sudan içerek
bütün bedeni temizler, haram yememeye söz vererek kana kana içer. Zemzem, halen Kabe'nin 20 metre kadar doğusunda, makam-ı İbrahim'e yakın bir yerde bulunan, tavaf alanının altındaki kuyudan çıkmaktadır. Hadiste, zemzem suyu ne için içilirse o yararı sağlar, buyurulur. Zemzem içerken Peygamberimizin yaptığı şu dua yapılır. Allah'ım, senden faydalı ilim, bol rızık, her türlü dert ve hastalıktan şifa istiyorum. İyi dilek ve temennilerle zemzem içildikten sonra sa'y yapılır. Sa'y, Safa ile Merve Tepesi arasında yürümektir. Bunun için Safa Tepesi'ne gidilir. Safa Tepesi'nde mümkünse abdestli bir şekilde Kabe'ye dönerek tekbir, tehlil ve tesbih ile birlikte dua edilir. Ardından umrenin sa'yi için şöyle niyetlenilir. Allah'ım, senin rızan için umre sa'yini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Niyet ettikten sonra Kabe selamlanır. Tekbir ve tehlil getirip salavat okunur ve sa'y duaları yapılarak Merve Tepesi'ne doğru yürünür. Erkekler ışıklı iki yeşil sütun arasına geldiklerinde hervele yaparlar. Hervele hızlı ve seri adımlarla yürümektir. Merve'ye varınca bir şaf tamamlanmış olur. Burada da yine Kabe'ye yönelip selamlanır. Sonra Merve'den Safa'ya doğru yürünür. Safa'ya varınca ikinci şaf tamamlanmış olur. Diğer şaflar da aynı şekilde yapılır. Böylece dört gidiş ve üç gelişten oluşan sa'y tamamlandıktan sonra Merve'de Kabe'ye dönülüp dua edilir. İnsan sa'y alanındaki koşturmasıyla Hazreti Hacer'e uzanan ilahi rahmetten bir nebze de olsa elde edebilme arzusundadır. Aslında sa'y bir arayıştır, bedenin susuzluğunu, ruhun ihtiyaçlarını gidermek için çaba harcamaktır. Yalnızca kendisi için değil, insanlar için de elinden geleni yapmaya çalışmaktır sa'y. Temettü haccı yapan erkekler, saçlarını tıraş ederek veya kısaltarak ihramdan çıkarlar. Kadınların saçlarını parmak ucu kadar kısaltmaları yeterlidir. Bundan sonra temettü haccı yapanlara hac için tekrar ihrama girinceye kadar bütün ihram yasakları kalkar. Kıran ve ifrat haccına niyet edenlerse tıraş olmaz ve ihramlı kalmaya devam ederler. Temettü haccı yapanlar Zilhicce'nin 8. yani terviye günü hac için ihrama girerler. Dolayısıyla o gün geldiğinde ihram için ön hazırlıklar yapılır ve hac için ihrama girilir. Sonra Allah'ım, senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diye niyet edilip telbiye getirilir ve iki rekat ihram namazı kılınır. Böylece ihram yasakları yeniden başlar. Bu şekilde ihrama girildikten sonra kafile ile birlikte Arafat'a hareket edilir. Arafat'ta mahşeri bir kalabalık vardır. Orada ibadetle meşgul olup bu mübarek mekanın ve zamanın feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalışılır. Aslında hac Arafat'tır. Yani arif olmaktır. Marufa, marifete, marifetullah'a ermektir. Kendini bilen Rabbini bilir fehvasınca, önce kendini tanıma, ardından da Rabbini tanımadır. Hikmet ve ilim demektir Arafat.
öğle namazından 2-3 saat kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi sistemde yaptığı program başlar. Programda Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okunur. Haccın ve Arafat'ın manası anlatılır ve Peygamberimizin veda hutbesi hatırlatılır. Öğle vakti girdiğinde öğle ve ikindi namazları birleştirilerek, yani cem-i takdim yaparak cemaatle kılınır. Namazdan sonra haccın en önemli rüknü olan vakfe yapılır. Vakfe için ayağa kalkıp kıbleye yönelinilir ve dualar edilir. Vakfe uzun soluklu bir duruştur, duruşmadır, durulaşmadır. Sabahtan akşama kadar korkuyla ümit arasında heyecanlı bir bekleyiştir. Arefe günü, öğleyin güneşin tepe noktasına gelip batıya meyletmeye başladığı andan, bayramın birinci günü fecr-i sadık dediğimiz tan yerinin ağarmaya başladığı imsak vaktine kadarki süre, vakfenin zamanıdır. Bu süre içinde bir an bile burada bulunan kimse, farz olan vakfeyi yerine getirmiş olur. Leyse aleykum cunahun en tebtegu fevlen min rabbikum feizâ efevtum min arafatin fezkurullâhe Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Güneşin batmasıyla birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye doğru hareket başlar. Kafileler belli bir plan dahilinde yola çıkarlar. Müzdelife bir vadidir. Vasıtalarla veya yaya olarak Arafat'tan ayrılan milyonlarca insan bu vadide vakfeye durur. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazları yatsı vaktinde birleştirilerek cemaatle kılınır. Bu arada az bir istirahatten sonra gece istiğfar ve ibadetle geçirilir. Şeytana atılacak taşlar toplanır. Arefe'yi bayrama bağlayan gece, fecr-i sadıktan itibaren güneşin doğuşuna kadar olan süre, Müzdelife vakfesinin vakti olmakla birlikte, o gecenin yarısından itibaren de aynı şekilde Müzdelife vakfesi yapılabilir. Müzdelife'de vacip olan vakfe, kıbleye dönülerek yapılır ve dualar edilir. Müzdelife vakfesinden sonra Mina'ya yürünür. Yol boyunca telbiye, tekbir ve tehlil getirilerek Mina'ya gelinir. Şeytan taşlamak haccın vaciplerindendir. Her bir taş atılırken Bismillahi Allahu Ekber rağmen li şeytani ve hizbihi. Yani şeytan ve taraftarlarına rağmen Allah büyüktür. İşte o büyük olan Allah'ın adıyla denilir. Adeta bir ordunun ellerinde silahlarıyla düşmana karşı saldırması gibidir. Bu yönüyle taşlama, şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Hacı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Şeytan kendisini hangi zayıf noktalarından aldatıyorsa, onları düşünerek atar her bir taşı ve hac ibadetiyle takviye eder tüm zayıf noktalarını. Burada ilk gün sadece büyük şeytan taşlanır ve 7 taş atılır. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri zeval vaktinden itibaren diğer günün imsak vaktine kadar sırasıyla küçük, orta
ve büyük şeytandan her birine 7'şer taş atılır. Eğer bayramın 4. günü de Mina'da kalınırsa, atılan taş sayısı 70 olur. Sağlığı yerinde olanlar taşları bizzat kendileri atarken, kendisi atamayacak kadar hasta veya engelli olanlarsa vekalet yoluyla taşlarını attırırlar. İbrahim'in sahnesi Mina'dayız şimdi. Şu anda İbrahim gibi davranmaktayız. Burası Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. O en sevdiği varlığını oğlu İsmail'i kurban etmek için getirmiştir. Bizim en değerli varlığımız neyse onu kurban edeceğiz burada. Hacının kurban ettiği aslında koyun, inek ya da deve değil. Heva ve hevesi, arzu ve şehvetidir. Rabbinin rızası için bunların hepsini kurban etmelidir. Temettü ve kıran haccı yapanlar için hedi denilen kurbanı kesmek vaciptir. İfrat haccı yapanlar kurban kesmezler. Hedi adı verilen hac kurbanı, harem bölgesi sınırları içerisinde bayramın 1. günü tan yerinin ağrımaya başlamasından itibaren kesilir. Bir kimse hac kurbanını bizzat kendisi kesebileceği gibi vekalet vererek bir başkasına da kestirebilir. İlk gün şeytan taşlanıp kurban kesildikten sonra saçlar tıraş edilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır. Böylece 1. tehallül gerçekleşir. Yani cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasakları sona erer. Önce şeytana taş atan, ardından Allah'a bir baş kurban eden hacı, daha sonra tıraş olmak suretiyle sembolik olarak kendi varlığının bir parçasını da kurban eder böylece. Bundan sonra ziyaret tavafı yapmak üzere Harem-i Şerif'e gidilir. Ziyaret tavafının vakti bayramın ilk günü tan yerinin ağarmasıyla başlar. Ziyaret tavafının bayramın ilk 3 gününde yapılması sünnete uygun olanıdır. Zaruret halinde daha sonraki günlerde de yapılabilir. Özel hali olan hanımlar, ziyaret tavafını bu halleri sona erinceye kadar ertelerler. Ziyaret tavafı haccın farzıdır. Ziyaret tavafı yapılınca ikinci tehallül gerçekleşir. Yani bütün ihram yasakları sona erer. Ziyaret tavafından sonra haccın sa'yı yapılır. Ve hac ibadeti onunla tamamlanır. Veda tavafı, haccın vaciplerinden olup, ziyaret tavafından sonra yapılır. Veda tavafı niyetiyle tavaf yapılmasa da, yapılan en son nafile tavaf, veda tavafı sayılır. Tavafa, Allah'ım, senin rızan için veda tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle, diye niyet edilir. Tavaf tamamlandıktan sonra yine tavaf namazı kılınır ve bu kutsal mekana yeniden kavuşmak dilekleriyle son dualar yapılır. Veda tavafı, hacının ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle Kabe'ye veda edişidir. Tekrar kavuşmak ümidiyle, gözyaşlarıyla ayrılıştır veda. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Mekke'de bulunan diğer mekanlarda ziyaret edilir. Kutsal iklimin her köşesi Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e değin hatıralarla doludur. Sevr Dağı, Mekke'nin 5 kilometre güneyinde yüksekçe bir dağdır. Peygamberimizi ve Hazreti Ebubekir'i müşriklerden koruyan ve onları sinesinde barındıran mağara da buradadır. Arafat'ta bulunan Cebel-i Rahme, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın buluştuğu yer olarak bilinir. Hira Dağı, diğer adıyla Nur Dağı, Mekke'nin 10 kilometre kuzeyinde, uzaklardan Kabe'yi gören bir yerdedir. Hazreti Peygamber'i vahiy ile buluşturan Hira, hacıyı da Allah'ın kitabı ile buluşturmalıdır. Hira'yı anlamak, vahyi anlamaktır.
Kur'an'la yeniden buluşmaktır. Hira, aradığını bulmak, bulduğunu almak, aldığını uygulamaktır. O halde Hazreti Muhammed'in hayatını değiştiren Hira'nın kitabı, hacının da hayatını değiştirmeli, ona da hayat vermelidir. Cin Mescidi, cinlerin Kur'an-ı Kerim dinlediği yerdir. Cin Mescidi, Harem-i Şerif'ten Cennetül Mualla'ya giderken, ana caddenin üzerinde, yolun solunda, yaklaşık 1,5 kilometre mesafededir. Cennetül Mualla Kabristanı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in, kendisini yetiştiren amcası Ebu Talib'in, Hazreti Hatice validemizin ve İslam'ın ilk şehitlerinin bulunduğu kabristandır. Kabe'nin hemen güneyinde yer alan ve şimdi kütüphane olarak kullanılan bu mekan, Peygamberimizin doğup büyüdüğü yerdir. Mekke'de kalındığı süre içinde 5 vakit namazın Harem-i Şerif'te kılınmasına özen gösterilir. Kalan günler verimli bir şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Bunun için bol bol nafile tavaflar yapılır. Artık Mekke'den ayrılma zamanı gelmiştir. Mekke-Medine arası 450 kilometredir. Medine, Allah Resulü'nü ve sahabe-i kiram efendilerimizden pek çoğunu bağrında saklayan kutlu kenttir. Medine'yi ziyaret etmek haccın bir rüknü değildir. Fakat tarih boyunca müminler Allah Resulü'ne kavuşma heyecanı içinde Medine'yi ziyaret ederler. Hacı, gönlü ve zihniyle asr-ı saadete hicret etmektedir. Birkaç günlüğüne de olsa Medine'ye, Allah Resulüne ve Ensar'a misafir olmaktadır. Medine'yi yaşamak bir özlemdir. Medine'ye duyulan özlemin altında yatan, sevgili Peygamberimize duyulan özlemdir. Onun getirdiği değerlere duyulan hasrettir. Affa, tevazuva, kardeşliğe, dostluğa ve samimiyete duyulan özlemdir. Zira kibir, gurur, gösteriş, bencillik, kin, nefret, haset, yalan gibi duygularla hiç örtüşmüyor Mescid-i Nebevi'nin atmosferi ve o kutlu Nebi'nin yüce örnekliği. Bütün bu değerlerin kuşaktan kuşağa yaşanışına asırlar boyu tanıklık etmiştir. Uhud, Hendek, Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi ve Mescid-i Nebevi. Medine'de ilk önce otele yerleşip gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hemen Peygamber Efendimiz'e ziyarete gidilir. Mümkünse Babüsselam'dan mescide girilir ve Peygamberimiz ziyaret edilir. Peygamber Efendimiz'in dünyada en yakın dostları olan ve kabrinin de yanı başında bulunan Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e de selam verilip dua edilir. Burası Allah Resulü'nün evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diye önemini ifade ettiği Ravza-i Mutahhara'dır. Ziyaretten sonra kerahat vakti değilse burada 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılınır. Ravza-i Mutahhara, Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasında kalan kısımdır. Hazreti Peygamber çoğu zaman namazlarını burada kılardı. Mescid-i Nebi, Allah Resulü'nün, benim şu mescidimde kılınan bir vakit namaz, Mescid-i Haram dışında diğer mescitlerde kılınan 1000 vakit namazdan daha faziletlidir, buyurduğu yerdir. Peygamber Efendimizin bugünkü kabri aslında Hazreti Ayşe'nin kaldığı odadır. Mihrab-ı Nebi, Peygamber Efendimizin namazları kıldırdığı yerdir. Minber-i Nebi, Peygamber Efendimizin hutbeleri verdiği yerdir. Medine'de ziyaret yerleri de ihmal edilmez.
uygun bir zamanda oralarda gezilir. Cennetül Baki 10.000 civarında sahabinin yattığı yerdir. Aralarında Hazreti Osman, Hazreti Abbas, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan gibi ileri gelen sahabilerin bulunduğu kabristandır. Peygamberimiz zaman zaman bu mezarlığa gider ve orada yatan müminler için dua ederdi. Kuba Mescidi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken Medine'ye girmeden önce konakladığı ve bir hafta kadar kaldığı Kuba denilen yerdedir. Efendimizin inşa ettiği İslam'ın ilk mescididir. Ve bugün onun inşa ettiği yerde yeniden yapılan cami bulunmaktadır. Yüreklerin yandığı, üzerinde 70 sahabinin kanının aktığı, Allah Resulü'nün mübarek dişinin kırılıp yüzünün yaralandığı, sahabe için büyük bir imtihan, büyük bir ders olan Uhud, Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'nın Medine'ye öğretmen olarak görevlendirilen Mus'ab bin Umeyr'in şehit olduktan sonra vücudunu baştan aşağı kadar örtecek bir örtünün dahi bulunamadığı Uhud, Allah Resulü'nün verdiği emirdeki inceliği kavrayamayıp itaat eksikliğinin büyük bir ders verdiği Uhud, yaşanan bütün bu acı hatıralara rağmen Allah Resulü'nün "Uhud bizi sever, biz de onu severiz" buyurduğu Uhud. Kıbleteyn Mescidi. Gözlerin özlenen yöne çevrildiği Kıbleteyn Mescidi, tarihe tanıklık ediyor yenilenmiş haliyle. Bilindiği gibi daha önceleri Peygamber Efendimiz namazlarında kıble olarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru yönelmekteydi. Aslında gönlünden kıblenin Kabe olmasını istiyordu. Nihayet Rabbimiz indirdiği ayetin haberini işiten sahabe, namaz içerisinde yönlerini Kudüs'ten Kabe'ye çevirdiler. Böylece Kudüs'e yönelerek başlanan namaz, Kabe'ye yönelerek tamamlandı. Bundan dolayı da bu mescide iki kıbleli mescid anlamına gelen Kıbleteyn Mescidi denildi. Hendek ve onun hatırası yedi mescitler bir başka tanıklık etmekte geçmişe. Hendek Savaşı'nda karargah kurulan sahada, bugün yedi mescitler olarak bilinen mekanda, Sel Dağı'nın eteklerinde Fetih Mescidi bulunmaktadır. Mescidül Gamame, Bulut Mescidi, Allah Resulü'nün bayram namazlarını kıldırdığı alana yapılmış olan bir mescittir. Bu mescidin hemen yanında Hazreti Ebu Bekir, onun arkasında ise Hazreti Ali Mescidi yer almaktadır. Gamame Mescidi'nin ön tarafında ise Hazreti Ömer Mescidi bulunmaktadır. Ecdadımızın kutsal topraklara hizmet için inşa ettiği Hicaz tren hattının Medine'deki son durağı olan Osmanlı Tren Garı ve orada bulunan Amberiye Mescidi de görülmeye değer mekanlardandır. Artık geriye dönüş hazırlıkları başlamıştır. Annesinden zoraki koparılan küçük bir çocuk misali, boynu bükük, gözü yaşlı, yüreği dağlanmış, hüzünlü bir şekilde çaresiz veda ederiz Beytullah'a ve Peygamberimize. Medine'den ayrılırken kainatın iftihar tablosu tekrar ziyaret edilerek dua ve salatü selamlarla Medine'ye veda edilir. Bu kutsal iklimden hac yaparak günahlardan arındıktan sonra bu arınmışlığın korunması ve sürdürülmesi için gereken gayret gösterilme, azim ve dualarıyla ayrılınır. Allah katında makbul haccın karşılığı ancak cennettir.